Evet. Peki şunu soralım. Tarama testleri öncesi bu kadar yaygın değildi. Bir 20 yıl öncesine bakıldığında. Şimdi günümüz şartlarında yaşın da ilerlemesiyle birlikte siz anne adaylarına, aslında her yaş grubunda anne adayına diyorsunuz yaptığım araştırmalarda, şu tarama testleri de olmalı. Ne olur ne olmaz. Ailede akrabalıktan sanırım başlıyorsunuz tetkiklere. Sonrasını sizden dinleyelim. Neler istiyorsunuz? Neden o tarama testleri yapılıyor diye soralım. Şöyle... Belli haftalara göre yapılan tarama testlerimiz var. 11-14 hafta arasında ikili tarama testini yapıyoruz. 15. hafta itibariyle de 15-19 hafta gibi söyleyebilirim. Üçlü test ve dörtlü test gibi tarama testlerini yapıyoruz. Bunlar doğuştan gelen işte Down sendromu, trizomi 13 ve trizomi 18 gibi kromozomal bazı hastalıkların tarama testleri. Bu testleri zorunlu değil tabii ki, bizim ülkemiz için zorunlu değil. Ailenin isteği doğrultusunda, yani isteğe biz talep ediyoruz, teklif ediyoruz ama istemezse zorunlu tutmuyoruz, zorunlu kılmıyoruz. Bu hastalıkları taramak için sadece kullanıyoruz. Burada hastalıkları tespit etmiyoruz bu testlerle. Yüksek riskli veya düşük riskli gibi bir algoritma geliyor sadece karşımıza. Yüksek riskli grupta bazı ek testler istiyoruz ki hani herkesin korkulu rüyası gibi bu karından sıvı mı alacaksınız şimdi sorusu geliyor arkasından. Aslında bakarsanız artık hani amniyosentez de çok da azaldı. Eskisi kadar sıklıkla yapılmıyor. Çünkü fetal DNA testi çıktı. Bu da anne kanından işte bebeğe ait fetal DNA'ları tespit ederek Down sendromunu %99'larda tespit edebilen bir kan testi. Dolayısıyla da bu girişimsel testlerin, işte amniyosentez, kordosentez gibi testlerin giderek azalmasına sebep oldu. 11-14'te ikili test, 15 hafta itibariyle de üçlü test ve dörtlü test. Özellikle ileri anne yaşı olan grupta istiyoruz. Çünkü hani bizim amacımız nedir? Sağlıklı gebelikleri, sağlıklı bebekleri ve sağlıksız olanları tespit edebilmek. Ama tabii ki burada birçok şey rol oynuyor. İşte ailenin olaya bakışı, Down sendromlu bir çocuğu dünyaya getirip getirmek istememesi. Kimisi diyor ki ben bilsem de benim için değişmeyecek. Yani bu yine dünyaya getireceğim. O zaman neden 9 ayımı stresle geçireyim gibi. Tabii ki orada hiç kimsenin o fikrine saygı duyuyoruz. Tabii, evet, tabii. Kişisel tercihlere saygı duyuyoruz. Ama burada sadece söylemek istediğim şu, kişi bu testleri yaptırmayarak bu sorumluluğu kendisinin aldığını bilmeli, kabul etmeli. Tek söylediğimiz bu. Çünkü bunlar ultrasonla yakalanabilen, işte ayrıntılı ultrason dahi olsa, ultrasonla yakalanabilen hastalıklar, durumlar değil, hastalık demeyeyim, durumlar değil. Kaldı ki hani testin hastalık var, yüksek riskli dediği ve sağlıklı doğan bebekler ya da hastalık yok dediği, düşük riskli dediği ama Down sendromu doğan bebekler olabiliyor. Dolayısıyla bunlar %15'lik gibi bir grubu kaçırabilen tarama testleri. Tabii ki işte ayrıntılı ultrasonla, rutin taramalarla, kombinasyon şeklinde testlerle çok yüksek oranda yakalanabiliyor. Ama hani bunun, bu %10-15 gibi bir yanılma payının olduğunu da dile getirmekte fayda var.